sevmek, seven gülmek hakkı değil mi? Ah dünya, ah dünya, ah dünya. Dünya, dünya. Sevilmiyorsun artık. Dünya, dünya. Çekilmiyorsun artık. Hapisten çıkışının şerefine! Şerefe, şerefe! Tanıdıklardan kimseler yok. Eski dostlar kalmadı. Hepsi bir yana sindiler. Yani? Yanisi şu! Kara Hasan buraların neşesini kaçırmaya başladı. Kara Hasan, ha? Hı, o da biliyor ya! Onunla eski bir hesabımız vardı, yarım kaldı. Kara Hasan etrafını kuvvetlendirdi. Bizse piyasamızı kaybettik. Eski hayata paydos diyeceğiz arkadaşlar. Tanrı kimseyi içeri düşürmesin. Kötü günler olmasın hayatımızda. Sen yanımızda olduktan sonra piyasamızı gene kazanırız. Eski hayatı bırakıyoruz. Eski hayatı bırakıyor muyuz? Evet. Namuslu bir yöne yürüyeceğiz bundan sonra. Kanun dışı davranışlara paydos. Şerefe arkadaşlar! Şerefe! Şerefe. Hapishanedeki hayatı bilemezsiniz. Orada geçen her kara günün insanın omuzlarını çökerttiğini düşündünüz mü? Uzakların bahtı kara insanları, kader rüzgarının itmesiyle o duvarlar arasına düşmüşlerdir. Hepsinin bağrında bir yara vardır. Hepsi bu mücadelenin kaybedilmiş kişileridir. O kötü yazılı insanların arasına düşmenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. Her gözde hürriyet özlemi buram buram tüter. Herkesin kara satırlı bir hikayesi vardır. Onların arasına düşen de en az onlar kadar ölür. Artık ben yaşamak için mücadele edeceğim. Yaşamak için, yaşamak güzel şey be arkadaşlar. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bir iş bulup çalışacağım tabii. Sabıkalı insanın iş bulması kolay olmaz. Yo. Cemiyet, sabıkalı insanları açlığa ve işsizliğe mahkum edemez, inanmıyorum. Bu anımızı acı sözlerle doldurmayalım, neşelenelim! Neşelenelim be! Şeref arkadaşlar! Ben de iste, ben de.
eski hayatımızı yeniden kurabilirdik. Bu yollar iyi değil. Geldiğim yere dönmemeye kararlıyım. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. Öyle olacak. İyi niyetle açılan mücadele zaferle sona erer. Dilediğin gibi olmasını biz de arzu ederiz. Temennimiz öyle olması. Hadi, eve gidip uyuyalım artık. Yarından tezi yok, iş aramaya başlayacağım. Bir türlü derdimi diye.
kuşum kendime gelemiyor. İşsiz olduğunu duydum Murat. Sana ne? Hiç, sadece acıdım. Sen kendine acı. Eski günler bitti Murat. Şimdi benim borum ötüyor. Aklını başına al, gel benim yanımda çalış. Bugün nasılsa hata edip karşıma çıktım. Bir daha bu hatayı yapma Hasan. Sen bilirsin, gene görüşeceğiz. Evet, görüşeceğiz. Neredeydin? Ümitlerimi adımladım. Netice? Siz haklı çıktınız. Aldırma be Murat! Kader bu, önüne geçilmez. Bak, sen bu kadar istedin ama olmadı işte. O halde gününü zehir etmeye hakkın yok. Elbette! Şimdi kafaları dumanlayıp bizi unutanların kapılarını çalacağız. Eskiye dönüyoruz, öyle mi? Beraberliğimize. Aramıza dönmenin şerefine içelim şimdi. Buyurun. Evet, benim. Nasıl, hastane mi? Hasan! İkisi de mi? Anlaşıldı, hemen geliyorum. Ne oldu çocuklar? Geçmiş olsun. Sağ ol. Kara Hasan ve arkadaşları meyhaneden eve giderken yolumuzu kestiler. Onlarla başa çıkamadınız mı? Kalabalıktılar. Kendine dikkat et! Onu garson yerinde kıstırabilirim. Etrafı çok kalabalık itin. Siz hiç merak etmeyin. Ay!
şunu giysene, hadi, aa, hadi! Ha, bak ne güzel oldun! Vay be! Bu ne hal soytarı kabadayı? Sen kendi haline bak! Kolla kendini Hasan! Seni tanınmayacak hale sokacağım! Görelim bakalım! Konuşacaklarım var. Benimle mi? Emniyet müdürlüğüne kadar geleceksin. Amir bey seni görmek istiyor. Beni mi görmek istiyor, sebep? Müdüriyette öğrenirsin. Hapse girmek seni akıllandırmamış Murat. Eski deliliğini devam ettiriyorsun. Beni rahat bırakmıyorlar. Bak Murat, Kara Hasan'la aranızdaki düşmanlığı biliyorum. Ayrıca Nihat'la Suat'ın da başına gelenleri duydum. Bu iş etrafı rahatsız edecek hale gelirse, ağırlığımı koyarım. Gene içeri girmeyi istemezsin herhalde. Oraya dönmeyeceğim. Benim temennim de bu. Hareketlerinizde dikkatli olun. Bu emirlerinizi Hasan'a da söyleseniz. Onu da getirtecektim ama, biri onu fena halde hırpalamış. Gidebilirsin. Sağ olun efendim. Neden bir iş bulup çalışmıyorsun? Sabıkalıya iş veren var mı Amir bey? Soygun yapıp biraz kenara çekiliriz. Sen de bu işten kaldırdığımız parayla kendini bir oto tamircisi dükkanı açarsın. Biz hastanedeyken planladık bu işi. Olmaz öyle şey. Başka bir şekil düşünelim. Başka bir şekil aklına geliyorsa söyle. Pekala, anlatın işi. Bu mağaza, şehrin çok işlek olmayan bir kesimindedir. Akşamları dörtten sonra müşteri sayılacak kadar az olur ortalarda. Mağazanın personeli fazla değil. İçeriye iki kişi bakar. Biri kasiyer kız, diğeri alışverişi idare eden genç bir tezgahtar. Her akşam saat 6'da kasa sayımı yapılır. Ve kız paraları esas kasaya koyar. Esas kasanın anahtarının kızda olduğunu iyi biliyorum. Elimize geçecek para yüklü mü? Evet. Kasada biriken paralar patron tarafından cuma akşamı bankaya teslim edilir. Biz soygunu cuma günü yaparsak, pazartesiden itibaren birikmiş para elimizde olur. Bir hafta boyu birikmiş para yüklü bir yekun tutar o halde. Evet. Ben gidip o mağazanın iş düzenini bir göreyim. Olur. Bugün de bitti. Öyle. Kardeşinin durumu neymiş? Kalbi delik dediler. Doktorlar bu hastalığa tuhaf bir isim veriyor. Ne yapmak gerekiyor bu hal için? Çaresi var mıymış? Onu ameliyat ettirmek lazım.
Ameliyat mı? Bu ameliyatlar çok pahalıymış. Para biriktiriyorum. Hadi hoşça kal, güle güle. Mağazayı iyice inceledim. Çıkış kapısı bir tane. Sen bir araba çalacaksın Suat. O çaldığımız arabayla mağazanın önüne geleceğiz, tamam mı? Peki, sonra nasıl kaçacağız? O caddenin 2 kilometre ilerisinde çok tenha bir yer var. O tenha yere geldikten sonra arabayı hemen terk edip ikinci caddeye ara yoldan geçeceğiz. O caddede taksi veya otobüse bile binsek tehlike bitmiş olur arkadaşlar. İşte plan bu. Ne zaman yapıyoruz bu işi? Bu cuma. Volkswagen çalabilmiş. Daha iyi. Dikkat çekmez. Yürü. Ne
dikkatli ol. Hepimize geçmiş olsun. 4.076.500 lira vurmuşuz. Ben daha fazla vuracağımızı sanıyordum. Yarını bekleyelim. Bakalım gazeteler olay hakkında neler yazacak. Ya kötü bir haber mi var? Okuyun. Büyük mağazada yapılan soygunda, kasiyer kızın soyguncularla ortak olduğu sanılmaktadır. Polis, kızı sorguya çekmiş bulunuyor. Şimdi ne olacak? Kızı kurtarmak için bir çare düşüneceğiz. Bir zavallı bizim yüzümüzden lekelenmesin. Üstelik kızın kardeşi hasta, ameliyat olması lazım. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Kasayı tetkik için gittiğim gün öğrendim. Ben gidiyorum. Nereye? Kızın patronuyla konuşmaya. Evet, kızın patronuyla konuşacağım. Seni polise yakalatır. Kızı kurtarmak için gerekirse tekrar hapse girerim. Hapis hayatını biliyorum. Alıştım da biraz. Hadi eyvallah. Gir! Ne istiyorsunuz? Sözlerimi bitirinceye kadar dinlemenizi. Ve ondan sonra polise telefon etmenizi rica edebilir miyim? Dediklerinizi kabul ediyorum. Yalnız zamanım çok kıymetli. Çabuk ne istediğinizi anlatın. Sizin mağazayı ben soydum. Onlar üç kişiymişler. Sadece ben geldim. Anlaşmak için. Ne anlaşması? Sizin bu işle ilgisi olmayan kasiyerinizin serbest bırakılması halinde paranızı vereceğim. Ve yalnız beni polise teslim edeceksiniz. Başka sorgu sual olmayacak. Bu kararı vermenize sebep ne? Sebebini söylemem şart mı? Evet. Aksi halde teklifinizi kabul etmeyebilirim. Haklısınız. Sebebini izah etmem gerekiyor. Size ayırdığım zamanı uzatabilirim. Dinliyorum, buyurun. Kızın bu işle hiçbir ilgisi yok. Kalbi delik ve ameliyat edilmesi gerekli bir kardeşi olduğunu... soygundan evvel mağazanızı tetkike geldiğimde duydum. Kız sizin verdiğiniz aylıklarla bu ameliyat parasını biriktirmeye çalışıyormuş. Gazeteler yazdı bütün bunları. Evet, öyle. Kızı zan altında tutan sebepler neymiş? Hapisten çıktın demek. Peki ama neden namuslu bir iş bulup da çalışma hayatına atılmadın? Sabıkalı birine işveren bulunuyor. İş aramadığımı mı sanıyorsunuz?
telefon edip kızı serbest bırakmalarını söyledim. Yanımda çalışan işçilerimin namuslu insanlar olduklarını belirttim. Belki de gelip işe başlamıştır mağazada. Sana gelince, seni ve arkadaşlarını polise teslim etmeyeceğim. Sen de namuslu bir hayat kurup yaşayacaksın. Oto tamircisi dükkanını açman için sana borç para verebilirim delikanlı. Bana iyilik yapıyorsunuz. Oysa ben size kötülük ettim. Şimdi müsaade edin de gidip paranızı getireyim. Acele etme! Param nasıl olsa emin ellerde. Ne zaman olsa getirirsin. Şimdi senin tamirci dükkanı kaça açılıyor? Necla gelmiş. Sizin karşılaşmanız enteresan olacak. Onu yanıma çağırdım. Beni görünce korkacaktır kızcağız. Ben yalnızdayım. Beni istetmişsiniz. Evet kızım. İşte Kazım Bey, bu adam! Bu adamla diğer iki kişiydi soygunu yapan! Hırsız, kötü niyetli kişi! Necla, kendine gel! Sakin ol bakayım! Ama efendim... Sakin ol, sakin ol! Biz her şeyi biliyoruz. Soygunu yapanlardan birinin o olduğunu... senin söylemene ihtiyaç yok. Ayrıca sandığın kadar kötü bir insan değil. Murat Bey paraları geri getirdi. Sebebini biliyor musun? Ne bileyim ben? Doğru, nereden bileceksin? Paraları senin için iade etti. Kardeşinin hasta olduğunu ve polisin zanlı olarak seni yakaladığını biliyor. Seni kurtarmak için şimdi kendisi hapse girecek. Senin serbest kalabilmen için gelip teslim oldu. Neden? Kardeşinin ameliyat parası için senin çalışmanın gerektiğini düşündüğünden. Ya. Teslim olma sebebi bu mu? Evet, bu. Şimdi onu polise teslim etmemiz lazım. Beni kurtaran demek o. Onu polise teslim etmeniz şart mı? Karar sizde, siz isterseniz... Beni kurtarmak isteyenin... ben de kurtulmasını isterim tabii. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Bana kızgın değilsiniz değil mi? Yok canım, neden kızgın olacakmışız sana? Soygunu boşa çıkardığım, emeklerinizi heba ettiğim için. Hadi canım, düşünme böyle şeyler. Müsaadenizle. Nereye Murat? Biraz yatıp düşünmeye ihtiyacım var. Şerefe! Şerefe! Yarın oto tamirhanesinin açılması şerefine! Göreceksiniz bakın! Öyle bir tamirci dükkanı olacak ki... hiçbir aleti eksik bulunmayacak. Murat da... bütün hünerini gösterecek tamirhanede! Değil mi? Yarın öyle bir açılış yapalım ki herkes şaşıp şaşıp kalsın. O halde oldu bu iş be! Şunun altına sen giriver Osman. Peki usta. Ben üstümü değiştireyim. Bir randevuya yetişmem gerekiyordu. Oldu. Hadi bakalım. Kazım Bey, kardeşimin ameliyatı için gerekli parayı verecek sanıyorum. 5-10 gün içinde onu hastaneye yatırıyorum. Kazım Bey çok iyi bir insan. Hı hı. Şu denizin güzelliğine bakın. Denizi çok severim. Ama nedense deniz duygulandırır beni. Ne bileyim ben, içime garip bir burukluk verir benim. Denizi ben de çok severim. Neyse, bırakalım bunları. Yarın boşum. Bir saat kadar da eve geç gitme iznim var. O halde yarın bir saat fazla beraberiz demektir. Sen... Yok musun?
sen yoksun sen. Hiç durmadan beni kandırıyorsun. Büyükledin beni yandırıyorsun. Her gün defalarca beni öldürüyorsun. Nedense sana hiç mi hiç kızamıyorum. Süre içinde ameliyatı yaptırmamızı söyledi. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Ameliyat parasını daha tamamlayamadım. Ne kadar eksik paradan? 300.000 lira daha lazım. Bak, dinle Necla. Ben bu parayı bu akşam temin ederim. Bir yerden bu kadar alacağım var. Şşt, Murat geldi. Hı? Hayrola, seni görmek ne saadet Murat! Yürüyün, gidiyoruz. Ha, iyi ama daha yeni başladık. Bu akşam Kara Hasan'ın garsonu yerini şenlendireceğim, siz de dışarıyı kollayacaksınız. Hayrola, bir şey mi var? Kara Hasan'dan eski bir alacağı bugün tahsil edeceğim. Gidelim, yürüyün. Hadi. Vay, gene iş üzerindesin ha? Ne var? İçeri düştüğüm meselede bana borçlu kalmıştın Kara Hasan. Borcunu unutmadın herhalde. Hadi, hadi. Onu istiyorum. İşi uzattın ama. Benim karşımda dikkatli konuşulur. Bunu kafana vura vura mı anlatmak lazım? Hadi sökül paraları. Alacaklarımı unutmadığımı bilirsin Hasan. Ben de bana yapılanları unutmam Murat. Karşındayım Hasan, her zaman karşındayım. Senden çekindiğim falan yok. Yalnız Suat'la Nihat'a köpeklerin bir daha saldırırsa bunun sonu iyi olmaz, anlıyor musun? Hadi eyvallah. On gün sonra ameliyata girecek. Durumu nasıl doktor? Biraz zayıf ihtimal. Başarı %30 civarında. Merhaba! Merhaba! İyi ki geldin, Niko'nun meyhanesine haber bırakmıştım. Hayrola? Hayırdır, evleniyorum. Hı? Hem de hemen. Ne? Evleniyorsun ha? Aha. O kızla mı? Evet, o kızla. Allah! Suat duyunca zevkten dört köşe olacak! Benim gönlüm bir de tanı, deksiz geçmezsiz bir an! Benim gönlüm bir de tanı, deksiz geçmezsiz bir an! Bin bir derdi, bin bir an! Benden iste, benden iste!
benden iste. Aşktan yana ne sorarsan, dertten yana ne ararsan, keder, elem, acı, hüsran, benden iste, benden iste. Çiğdem uyuyor mu karıcığım? Şimdi uyudu. Bugün doktora telefon ettim. Yarın çocuğu görmek istiyor. Olanları anlattığım zaman tedbirli gelmemizi, belki hastaneye hemen yatırmamızın gerekeceğini söyledi. Neden ağlıyorsun Necla? Onu kaybedeceğim Murat. Bu kadar kötümser olma. Bu ameliyatın başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum ben. Biz kalabalık bir aileydik ama Çiğdem'le ben kaldık o kalabalıktan. Hepsi öldüler Murat, hepsi! İyileşecek sevgilim. Cesur ol biraz. Üzüntünü çocuğa belli etme. Ona belli etmen, çocuğun ruhunda derin yaralar açabilir. Onu kaybettiğim takdirde senden başka kimsem kalmıyor benim. Annem onun doğumu sırasında öldü. Sonra da babam, ard arda dünyayı terk ettiler. Her şey düzelecek. Ve bütün bunlar acılı birer anı olarak kalacak. Göreceksin. İnşallah. Murat, Murat çok korkuyorum. Korkma sevgilim. Korkma. Senin aramızda olmanı çok istedik Çiğdem. Ama alın yazın kötüymüş. Medeniyet büyük insan kitlelerini topyekün öldüren silahlar icat ediyor. Ama insanları iyi edecek ilaçları aramayı ne yazık ki ihmal ediyor yavrum. Gittiğin yerde insanların kavgası yok Çiğdem. Herkes birbiriyle dost orada. Rahat uyu yavrum.
Demek Kazım Bey onun oto tamircisi dükkanı açmasına yardım etti ha? Evet şef. Üstelik evlendi de. İşler kızışıyor. Senelerden beri onun böyle bir duruma gelmesini beklemekteydim. Narkotik şubeye yeni bir memur gelmiş. İşler biraz tehlikeli olmaya başladı şef. Kadri, oldum olası şu korkaklığına atamadın. Alt tarafı 3-5 torba mal. Koca bir çiftlikte saklayacak yer bulamıyorsun. Murat sohbetlerinde senin acayip kılıklara meraklı olduğunu söylüyormuş. Bir gün eğlenirken üzerime geldi sersem. Murat seni hala kendi tarafında sanıyor değil mi? Evet. Hapisteyken iki kere ziyaretine gittiğim için bana inanıyor. Murat'ı sıkıştırma zamanı geldi. Evli bir insanın hayatı tatlılaşır. Bizim verdiğimiz süre doldu Kazım Bey. Ben haraç vermem. Murat'a verdiniz ama sizin verdiğiniz parayla oto tamirhanesi açtı. Murat benim arkadaşım. Borç aldı o, borç. Bir kuruş vermem, çıkın dışarı! Karar sizin. Gene görüşeceğiz. Gel! Hayrola Murat? Neden çağırttın beni? Lafla vakit kaybetmeyelim. İşler biraz karışmaya başladı. Hasan Kazım Bey'den araç almaya kalkışmış. Ona ders verme zamanı geldi artık. Allah kahretsin! Ben Necla'yı alıp emin bir yere götüreceğim. Geri gelinceye kadar sizler tehlikeli hiçbir şey yapmayacaksınız. Dediklerimi Suat'a söyle, tamam mı? Anlaşıldı Murat, merak etme. Emrettiğiniz mesele halledildi efendim. İyi. Hasan'la Murat ve adamları gene alevlendiler Selim. Onları alevlendiren bir şey olsa gerek. Halbuki durulmuş, çatışmayı bir kenara bırakmış durumdaydılar. Onları ne alevlendirmiş olabilir? İşte bunu bulmalıyım. Sen benim en istidatlı dedektiflerimdensin Selim. Bu işin de altından kalkacağına inanıyorum. Gidebilirsin. Başla. Necla'yı kaçırmanızı kim emretti? Hasan emretti Murat abiye! Ona söyle, canını okumak için geliyorum! Thank you.
Korkma Necla, senin için korkacak bir şey kalmadı. Hazırlan canım, birkaç günlüğüne arkadaşımın çiftliğine götüreceğim seni. Çiftlik hayatı sinirlerini yatıştırır hem. Neler oluyor Murat? Seni birkaç gün idare edecek kadar eşya al yanına. Neler oluyor diye sordum. Başımız dertte. Kara Hasan denilen herifle dalaşıyoruz. Sana bir şey olmasından korkuyorum. Bu Hasan gibi yılanların sokmasına karşı ben şerbetliyim Necla, korkma. Ama... Hazırlanma işini çabuk bitir, sana her şeyi yolda anlatırım. Geldiniz. Hoş bulduk Kadri. Kara Hasan'la aramız biraz gergin. Hava yatışıncaya kadar karımı burada, yani emin bir yerde bırakmak istiyorum. İyi düşünmüşsün Murat. İşlerini iyice düzene sokacağı zamana kadar bacımız burada, annemin yanında kalabilir. Sağ olasın. Demek öyle ha. Şu Murat da şanssız adam. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. İyi haber bu Kadri. Ben oraya gelinceye kadar kız senin benim adamım olduğunu kesinlikle anlamasın. İşler gittikçe iyileşiyor. Murat, artık oynama sırası bana geldi. Murat neredesin? Merak içinde kaldık. Senden telefon alınca hemen geldik. Ha, silahımı getirdiniz mi? Getirdik. Bize iş çıktı anlaşılan. Siz bu meseleye en ufak bir müdahalede bulunmayacaksınız. Neredesiniz alçaklar? Çıkın dışarı! Sen nerede? Çabuk söyle! Kadri'nin çiftliğine gitti. Kadri'nin çiftliğine mi? Kadri de Hasan'ın adamı. Seni kandır... Sonun geldi Hasan! Erkek sen çık dışarı! Kadri!
Gebereceksin! Dur Murat, yapma! Yapma, biliyorsun ben senin arkadaşınım! Bırak beni Murat, yapma! Bırakın beni! Götürün bunu! Yazık. Her ikisine de çok yazık. Allah kimseye böyle bir son vermesin.